tam olarak nasıl gerçekleştirildiğinden bahsedeceğiz. Şimdi şurada gördüğümüz bu bilgisayarların, dijital cihazların kablolu veya kablosuz olarak bağlanan bir sistem olduğundan bahsettik. Kablolu ve kablosuz bağlanan bu sistemlere örnek verebilir misiniz? Mesela kablolu bilgisayarların bağlanması ve kablosuz yani wireless, aslında biraz trik verdim, sistemlerin bağlanmasına biraz tamamdır. Çok güzel modem üzerinden. Ben o zaman buraları geçiyorum çünkü biliniyor varsayıyorum. Yani zaten temel olarak az önceki derste elimden geldiğince bahsettim bunlardan. Şimdi bu bilgisayarlar çok geniş türde kablolama metotları değişik amaçlarla birbirine bağlanırlar. Bağlanma sebepleri peki ne olabilir? Az önce bahsettim. Bilgilerin kaynakların paylaşımı elbette olabilir. Ben bir dosya paylaşacağım sizlerle. Şu anki toplantıyı paylaşıyorum ve kaynak paylaşmış oluyorum. Uygulama yazılımlarını paylaşmak. Örneğin kelime işlemci programı diyor. Kelime işlemci. Word processor. Bu kelime işlemci programı kavram olarak karmaşık geliyor olabilir sizlere ancak Word'ü duymuşsunuzdur. Microsoft'un Word'ü, PowerPoint'i, Excel'de olabilir. Access veri tabanı. Bunları duymuşsunuzdur değil mi? MS Office programlarını. Bunlar kelimelerin işlendiği bir program. Aslında bunlar bir yazılım. Kelime işlemci programı olarak geçiriliyor. Yani bir doküman oluşturacaksınız. Bu dokümanda değişiklik yapacaksınız. Bunlar ve bunları paylaşmak istediğiniz uygulama yazılımları olarak geçiyor diyebilirim. Evet, çok güzel. Sunum hazırlamak için PowerPoint'i kullanabiliyoruz değil mi? Süper. Verimliliği artırmak. Verimlilik derken neyden bahsediliyor burada? Maliyet olarak da, zaman olarak da her türlü kullanılan bu ağlar bizleri iyi konuma getiriyor diyebilirim. Verilerin kullanıcılar arasında paylaşımını kolaylaştırmak. Ben az önce sizlere ödev verdim. Ödevi gönderdim. Belki görmüşsünüzdür, belki dersten sonra fark edeceksiniz. Ben normalde bu ödevi internet olmasaydı bu kadar insanla paylaşıyor olmam çok zor olurdu. Ancak şu anda internet ve bilgisayar ağları sayesinde sizlere oldukça kolay bir şekilde paylaşabiliyorum, değil mi? Bunun için birçok kişinin çalıştığı bir büroyu örnek verebiliriz. Şurada görüldüğü gibi. Bürodaki tüm bilgisayar kullanıcıları bir ağ üzerinden bağlandığı sürece birbirlerinin dosyalarını paylaşabilir, birbirlerinin verilerini görebilir. Yani tabii ki imkan dahilinde oldukça bir admin yetkisi olduğu sürece elektronik posta gönderebilir ya da bu elektronik postayı alabilir, program toplantıları yapabilir, ilgili faksları gönderip yazıcıdan çıktı alabilir. Bu ne sayesinde oluyor? Bir network sayesinde yani bir bilgisayar ağı sayesinde oluyor. Umarım anlaşılıyordur. İlerliyorum. Bilgisayar ağları. Az önce de demiştim. Bir saniye hemen göstermek istiyorum. Bakın burada çok büyük dijital cihazlar görüyorsunuz, değil mi? Teybe benzeyen burada yuvarlak diskler var. Daha sonra şuradaki depolama alanları ve işlemciler var. İçerisinde görmediğiniz bir sürü bilgisayar donanımı cihazları var, değil mi? Kocaman. Ve şu anda bu bir bilgisayar sistemi olduğunu varsayarsak, evet burada birden fazla bilgisayar olabilir ama zamanında tam bir oda büyüklüğünde bilgisayarlarında olduğundan bahsediyoruz sonuç olarak. Bu zamanında çok ilk zamanlarda kullanılan bilgisayar sistemlerinde burada gördüğünüz bilgisayarlar bir ağ, yerel ağ üzerinden haberleşiyor diyebiliriz. Yani zamanında o zamanlar wireless'in olmadığını varsayarsak bir kablo üzerinden birbirleriyle bağlanıyor. Şimdi burada bilgisayar ağlarını anlamak için şu görsel üzerinden bir açıklama yapmak istedim. Burada çok karmaşık bir yapıya sahip olduğunu aslında görüyorsunuz, değil mi? Bu kablo üzerinden birden fazla bilgisayara ağ verildiğini görüyorsunuz ve bu aslında şurada görülen cihazların örneğin tek bir bilgisayara ait olduğunu düşünürsek bu yapıların her bir yerden çıkan kablolardan dolayı çok karmaşık olduğunu tahmin etmek gerekir elbette. Peki şu anda günümüzde nasıl? Artık kullandığımız bu incecik MatePad'ler, Notepad'ler,
notebooklar sayesinde küçültülmüş donanım cihazlarıyla birlikte, kablosuz ağ ile birlikte olabildiğince verimlilik sağlanıp maliyet azaltılmış oluyor. Az önce demiştim, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ARPANET projesi ile birlikte çağımıza internet gelmiş. Peki şunu sormak istiyorum. Sizce Türkiye'de ilk olarak bu internet ne zaman kullanılmıştır? 1969 yılında yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir ağ, dünya çapındaki bu ağ, sizce Türkiye'ye ne zaman gelmiştir? Birkaç saniye bekleyeceğim cevap vererek. Etkileşimli gitmek istiyorum. Duyuyorsunuz değil mi beni? Çünkü tepki alamıyorum şu anda derste. Güzel. Ben söyleyeyim o zaman. 1969 yılında bulunan bu internetin ülkemizde kullanılması için çok daha yılların geçmiş olması gerekir. Maalesef 1993 yılı bence çok uzun bir zaman dilimi. Gerekli altyapının sağlanması, gerekli projelerin sağlanması, gerek siyasi sebeplerden ötürü, gerekse teknolojinin geç gelişinden ötürü 12 Nisan 1993 yılında TÜBİTAK ve ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ülkemize bağlanmış durumda ve bizler de şu anda günümüzde hala bu ağ teknolojisini ve internet teknolojisini kullanıyoruz diyebilirim. Şimdi ben şöyle şu veri girişi kısmı, affedersiniz, bu veri girişi kısmının ne olduğunu söyleyebiliriz. Şuradan yazalım. Veriyi girdim. Ne girebilirim? Server olarak girebilirim. Sonra bu veriyi birisi, client dediğimiz, hatta ben Türkçe kavramlarını da yazayım. İstemci ve sunucu bilgisayar diyelim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Bir dahakine daha küçük yazayım en iyisi. Ben bu veriyi girdim. Bir bağ üzerinden, hatta ağ üzerinden bu veriyi dışarıya, dış dünyaya sağladım. Ve ben bu veriye ulaşmak istedim. Yine bir network üzerinden, gerek local area network olsun, gerek metropolitan area network olsun, gerek wide area network olsun, bunları çoğaltabilirim. Bunlar çoğaltılabilir hatta, gerek personal area network olsun ya da coğrafik olarak bölge ağı olsun, çoğaltılabilir. Çok kafa karıştırmayacağım şu anda. Bir ağ üzerinden bu kaynakların paylaşımını sağlayabilirim. Yani sistemde bir ne varmış? Kaynağı paylaşan bilgisayar. Bakın burası bence önemli, sunucu bilgisayarı, bilgiyi paylaşan. Daha sonra bu kaynağa erişim isteyen, kaynağa ulaşmak istiyorum, istiyorum değil mi? İstemci, yani client dediğimiz kavram. Bu kavramlar benim için çok önemli. Bilgisayar ağlarını anlayabilmek için de kesinlikle önemli. Güzel, anlaşıldığını düşünüyorum. Bir bilgisayarı sunucu yapan şey, üzerindeki donanım miktarı, hatta gerekliyse sunucu bilgisayarların genelde çok çok iyi bir donanıma sahip olduğunu duyuyoruz. Özel bir donanım da olabilir, olmayabilir. Şu anda kullandığınız kişisel bilgisayarlarınızı gerektiğinde sunucu bilgisayar olarak bile kullanabilirsiniz. Üzerindeki kaynağı paylaşmış olması sunucu olmasına yetiyor. Doğal olarak üzerinde kaynağı paylaştıran, birçok kullanıcının hizmetine sunan bir bilgisayar talebi karşılamak için maliyetli, yani tabii ki güçlü olmalı. Şöyle bir bilgi ekleyebilirim. Şuraya yazayım. Bir saniye. Şuraya diyorum ki, aklınızda kalması için, belki o anda hatırlamazsınız. Serve ne demek biliyor musunuz? Hizmet etmek demek, sunmak demek. Server'da sunan, sunucu demek. Belki buradan aklınıza kalır diye ümit ediyorum. Şimdi devam edelim.
Bir bilgisayara sunucu özelliğini veren üzerindeki donanım değil, kaynakları paylaştırmayı sağlayan yazılımdır. Ve çoğunlukla bu işletim sistemlerinde yazılım modülü sayesinde olur. Şu anda benim kullandığım bilgisayarımı da Localhost adını verdiğim, şuraya da yazmak istiyorum. İlerleyen zamanda sıkça karşınıza çıkacak. Localhost. Bu aynı zamanda benim bir sunucum. Anlamadığınız bir şey varsa lütfen beni uyarın ve sorun. Ders teknik bir ders olduğu için elimden geldiğince İngilizce terimleri sizlere anlatmaya çalışıyorum ve Türkçeleştirmeye çalışıyorum. Ancak anlamadığınız bir şey olursa lütfen beni bu hususta uyarmanızı istiyorum. Ve böylelikle geçiyorum. Şimdi bilgisayar ağlarının kullanımı, teşekkür ederim. Bilgisayar ağlarının kullanımı ilk olarak, çok pardon, sayfa güncellendiği için çizerken sıkıntı oldu. Yığın dediğimiz bir işlem, batch. Batch ne demek biliyor musunuz? Hemen şuradan bir ok çekelim. Bir saniye. Şöyle bir ok çizelim. Ve şuraya bir açıklama yazalım. Pardon. Batch. Toplu iş demek. Batch dediğimiz kavram, pardon, toplu iş demek. Batch processing ne demek biliyor musunuz? Bu toplu işlerin işlenmesi anlamına gelir. Şimdi yığın işlemi dediğimiz, bizim bilgisayar kavramında yığın olarak nitelendirdiğimiz bir kavram var. Şöyle diyelim, bunu stack olarak da adlandırabiliriz de. Bilgisayara gelen her türlü işlem, şöyle push dediğimiz bilgiyle girer dediğimiz çıkar. Bunlar biraz teknik terimler. Çok mühim değil bilmeniz. Bu dediğimiz işlemler de ardı ardına sıralanır. Bu toplu işler ve birlikte yapılır. Az önce biraz daha büyük bir şekilde yazayım da ve rengi değiştirelim. Bakın tekrar yazıyorum. Lokal ve host kavramlarından bahsettim. Lokal dediğimiz kavram yerel anlamına gelir. Host dediğimiz kavram da ana bilgisayar anlamına gelir. Bu sistemde, bu yığın işlemi dediğimiz sistemde ana bilgisayar işlemleri sağlar. Sistem, bakın şuradaki görüyorsunuz, mutlaka görüyorsunuzdur. Ana host dediğimiz, biraz daha böyle sunucu görünümlü bir bilgisayar var değil mi? Birden fazla bu bir girişleri yerleri var, görüyorsunuz. Sunucu dediğimiz kısım var ve network iletişimini birden fazla terminal bilgisayarlarla sağlıyor. Sistem kendisine network üzerinden bağlı. Bakın burada kablo üzerinden, network üzerinden bağlı bir yapıdan bahsediyoruz. Tüm bilgisayarların bilgi alışverişini kontrol eder. Hangi sistem? Host'un sistemi. Ana bilgisayarın sistemi. Bilgisayarlardan gelen işlemler bir sıraya konarak ayrı ayrı derlenip çalıştırılır. Burada biraz daha işletim sistemleri devreye giriyor ancak burada gördüğünüz şu sıralanma işlemi bu kısımda devreye giriyor. İşletim sistemleri biraz daha karmaşık. Bu proseslerin sıralanması, önemine göre proses ID atanması gibi ekstra bilgiler var. Sizler bunlarla kafanızı kurcalamayın. Ve bu bilgisayardaki işlemler ayrı ayrı derlenip çalıştırılıyor bilgisayarın gücüne göre. Host bilgisayarlar, ana bilgisayarlar genellikle güçlü bilgisayarlardır. Genellikle. İstisnalar da var, affedersiniz. Yığın işleme 1960'lı yıllarda ana bilgisayara bağlı terminal yani uç bilgisayarlardan aynı zamanda gelen bilgileri yoğun bir şekilde toplamak ve işlemek için kullanıldı. Bu sisteme bankalara örnek verebiliriz. Ne yapıyoruz? Genellikle bankadaki müşteriler bir sıraya giriyor, değil mi? Hatta önemli müşteriler
process ID'si olarak da düşünebiliriz. Önemli bir işlemler ilk olarak alınıyor. Ardından diğer işlemler sıraya konuluyor. Bence bu güzel bir örnek oldu. Biraz daha kafanızda aydınlanmıştır diye düşünüyorum. Ve time sharing system, zaman paylaşımlı sistemler. Affedersiniz, sileyim bir saniye. Zaman paylaşımlı sistemler ve time sharing sistem olarak adlandırılıyor. Bu sistem de 1960'lı yıllarda kullanılmış. Tarihlere çok önem vermeyin. Benim için kavramları bilseniz yeterli. Çok fazla detaya da çok... Yani örneğin ben şunu sormam. Zaman paylaşımlı sistem hangi yılda kullanıldı deme. Derim ki zaman paylaşımlı sistemde örneğin şunu anlatır mısınız? Mesela diyorum. Hani bunu soracağım demiyorum da. En azından soruş tarzımı anlarsınız. Şimdi bu sistemde iki veya daha fazla bilgisayar tek bir bilgisayara bağlı. Aynı zamanda bir ya da birden fazla kullanıcı aynı bilgisayara ortak olarak kullanabilir. Bence bu biraz aşina olduğumuz bir şey. Yani mutlaka zaman paylaşımlı sistem kullanıyoruz diyebilirim. İlla ki kullanmışızdır. Aynı bilgisayarı birden fazla kullanıcıyla şu anda da kullanabiliyoruz. Bu sistemle programlara belli zaman aralıklarında bilgisayarın CPU adını verdiğimiz merkezi işlem birimi Central Processing Unit kullanımına hakkı verir. Bilgisayarın işlemcisi sizce ne yapar? Ne yapıyor olabilir? Yani bir şey işliyor değil mi? Bir şey yapıyor. Örneğin aritmatiksel, mantıksal bir birimi var demek ki hesaplama işlemi yapıyor. Ya da RAM'e mesela, yani bilgisayarın ana belleğine verileri gönderiyor olabilir. İşlemci dediğimiz yapı. Ben mesela sana diyorum ki, A artı B'yi toplar mısın diyorum. Sen hemen beyninin bu matematiksel alanda yerleştirilmiş bu kısmını kullanarak diyorsun ki, A bu değer, B bu değer, ben hocam sonuç bu olur diyorsun değil mi? Aslında sen bir işlemcisin diyebilirim. Tıpkı bilgisayarda da aynı şekilde. Ben şu anda yazı yazıyorum buraya. Diyorum ki A harfi, bu A harfini bilgisayar A harfi olarak algılamıyor. Bunun bilgisayarda makinesel olarak, bitlik olarak farklı bir ASCII kodu var, karşılıklı kodu var. Bunu bu şekilde algılayıp, işleyip bizlere çıktı olarak veriyor diyebilirim. Burada da çok detaya girmeden en azından time sharing sistemin ne anlama geldiğinden bahsetmiştik. Dağıtık veri işleme metodu, distributed processing. Distributed ne demek biliyor musunuz? Yine sistem küçüldü büyüdü, pardon. Dağıtılmış demek, dağıtık demek, processing ise işlemek demek, veriyi işlemek demek. Yani dağıtılmış verinin işlenmesi anlamına geliyor. Bu yöntemle bakın yine az önce bahsettiğim gibi bir ana bilgisayarım var. Bu ana bilgisayarlar üzerinde yine terminal bilgisayarlar var. Ve network iletişimini yine bu şekilde şurada bahsettiğim zaman paylaşımlı değil, yığın işleme, batch processing işlemine benzetiyoruz diyebilirim. Bir saniyenizi alacağım hemen, bir dakika. Kusura bakmayın, bir hoca geldi de danışmam gerekiyordu. Şimdi dağıtık işletim sistemlerine devam ediyoruz. Dağıtık işletim sistemlerinde ortamda çok sayıda CPU. Ben bunu bir yazayım isterseniz. CPU biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Çünkü madem bilgisayar bölümünden gelmeyen arkadaşlar da var. Central Processing
Unit, hatta şuraya Türkçesinde yazsak daha mı iyi olur? Merkezi işlem birimi. Bu merkezi işlem birimi dediğim kısma yine değineceğim ama bilgisayarın işlemcisi şuraya yazalım. İşlemci oldum. Şimdi burada dağıtık işletim sistemlerinde birden fazla çok sayıda CPU olduğu halde ortamın kullanıcıya tek işlemcili gibi görünmesidir. Dağıtık kısmı burada aslında bizim önümüze çıkıyor. Bir gerçek dağıtık sistemde kullanıcılar programların nerede çalıştırıldığının, dosyalarının nerede yerleşmiş olduğunun farkında olmazlar. Bana sorarsanız dağıtık veri işleme metodunun detaylarına hakim olmanıza gerek yok. Sadece bu sistemlerin yığın işlemi olsun, dağıtık işlem olsun, zaman paylaşımlı sistemden farkını bilseniz benim için yeterli. Çünkü bunlar çok fazla teknik olan şeyler olduğu için ben sizleri bu konuda kesinlikle bunu detayını bilmeniz gerekiyor diye sorumlu tutamam. Sadece şuna değinmek istiyorum. Bakın burada aktif yazıyor. Daha sonra burada waiting, bekliyor yazıyor. Daha sonra burada ready yazıyor. Az önce bir tane stack çizmiştik, yığın çizmiştim. Hatırlıyor musunuz? Şöyle bir şey. Ucu açıktı sadece, farkı buydu. Şu şekilde işlemler sıraya diziliyordu. Daha sonra öncelik sırasına göre alınıyordu. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bu işlemlerin şurada görülen döngüye girmesi çok normal. Çünkü örneğin diyorum ki mesela ne diyebilirim? Dilara'ydı galiba ismin. Diyorum ki Dilara bana şu ödevi yap. Ben sana bir ödev verdim. Sen o ödevi yapmaya başladın. Ne oldu? Ödevi aldın. Aktif. Aktifte bekliyorsun, tamam mı? Sonra örneğin başka bir hocan geliyor. Diyor ki Dilara bir saat içinde bana şu ödevi yapman gerekiyor. Kesin. Bana bunu yapıp göndereceksin diyor. Ne yaparsın biliyor musun? Sen bu aktif yaptığın ödevi bırakırsın. Ve bu ödev ne yapar? Beklemeye geçer. Sonra bir sonraki ödevin işine başlarsın değil mi? Sonra bu ödevi yaparsın, hazır ol da ve aktif hale getirir hocana teslim edersin. Daha sonra waiting'de bekleyen benim ödevimi örneğin hazır ola geçirerek bu işlemi yapıp ödevi bana teslim edersin. Umarım anlaşılmıştır. Ders nasıl gidiyor? Anlayamadığım bir şey var mı? Tamam, süper, çok sevindim. Bilgisayar ağlarında temel kavramlar. Kaynak dediğimiz kısım. Çok teşekkür ederim. Şu anda kavramlar sizlere karmaşık geliyor olabilir. Daha sonra video bilirsiniz. Olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Sürekli tekrar ederseniz anlayabileceğinizi düşünüyorum. Sizler üniversite öğrencisiniz çünkü anlayamayacağınız şeyler değil. Şimdi kaynak dediğimiz kısım source olarak da geçer. Bilgiyi üreten cihaz. Ben kaynağı göndereceğim örneğin ya da veriyi göndereceğim. Bu veriyi nereden alırım? Kaynaktan alırım. Hatta çizelim, şöyle yapalım bir saniye. Çok pardon. Şöyle bir silelim. Şu benim kaynağım olsun. Şu da benim hedefim olsun. Şöyle. Bir de ben ne göndereceğim biliyor musunuz? Veri göndereceğim. Şöyle. Bunlar arasında bir ağ dediğimiz aslında bir bağ var. Tamam mı? Şimdi kaynağı anladığımızı düşünüyorum. Bilgiyi ürettim. Ne üretebilirim mesela? Neyi üretiyorum? Araştırma yapılacak bilginin içeriğini üretiyorum diyelim kaynakta. Hedef dediğimiz ise bilgiyi alan cihaz. Mesaj ürettim, mail ürettim, toplu bir mesaj göndereceğim. Ben bu toplu mesajı ne yapıyorum? Hedef dediğimiz destination cihazına gönderiyorum. Alıcı, verici ya da bu receiver, transmitter olarak da adlandırılabilir. Kavramlara çok takılmanıza gerek yok. Şunu da silelim. Üretilen bilginin iletimi için verinin, bilginin iletiminden bahsediyoruz.
dönüştürme işlemini gerçekleştiren cihazlar. Çok detay bunlar. Alıcı vereceği bilmeseniz de olur. Ama benim için önemli olan kaynak, hedef çok önemli. Ve burada haberleşme sistemi denilen, şuraya da yazmak isterim. Data communication dediğimiz verinin iletişimi, haberleşmesi işleminden bahsediyoruz. Verinin aktarımı için kullanılan kamusal telefon ağı ya da genel iletişim hatları haberleşme sistemine girebilir. Bana bir tane haberleşme sistemi örneği vermek ister misiniz? Haber kanalı. Ve şu anda evet tabii ki olur. Haberler, her akşam izlediğimiz haberler. Haberlerde ne yapıyoruz? Bir kaynak var. Haberi üreten kurumdan bahsediyoruz değil mi? Ve sizler hedefsiniz, hedef kitlesiniz. Bu bilgiyi, bu haberi alıp paylaşabiliyorsunuz. Aslında paylaşmasanız dahi haber kurumları sizlerle haberi paylaştığında bir haberleşme sistemi, bir verin iletişim sistemi oluşturulmuş oluyor. Gayet güzel bir örnek oldu. Çok teşekkür ederim. Temel kavramlara değinecek olursak, şimdi bunlar da çok detay yine her zamanki gibi. Bahsedip geçeceğim sadece. Kulak aşinalığı olabilir. Veri terminal cihazları, veri haberleşme cihazları. Bunlar veri iletişim elemanları olarak iki kategoriye ayrılır. Bence çok mühim değil. Sadece kulak aşinalığı olmanız yeterli benim için. Veri haberleşmesinde kullanılan 3 haberleşme ortamı. Şimdi az önce de bahsetmiştim. Kablo demiştim. Hatırlıyor musunuz? Kablo, veri iletiminin yavaş, ucuz, uzun mesafelerde kurulumu zor olan kısımdır. Kablolu haberleşme. Bir de ne demiştim? Kablosuz demiştim. Kablosuz haberleşme, veri iletimi hızı yüksek, affedersin, kurulumu pahalı, zor ve cisimlerce de engellenebilmesi mümkün olan haberleşme, mikrodalgalar üzerinden. Biz tabii bunları göremiyoruz ancak bir kablosuz ağ üzerinden veriyi paylaşabiliyoruz, bağlanabiliyoruz değil mi? Bunlar çok normal. Bir de ışık üzerinden haberleşme ortamı var ki veri iletimi çok hızlı, çok pahalı ve uzun mesafelere göre uygun. Ama şu anda kablolu ve kablosuz iletişim sıkça kullanılıyor diyebilirim maliyetlerden ötürü. Hatırlatma. Kaynakların ve bilginin, bunlar ne olabilir? Veri, ses, görüntü, video gibi her türlü veri olabilir. Paylaşılması ve kişiler arasında iletişimin sağlanması. Aslında bu haberleşme. Çeşitli yöntem ve teknolojiler ile bağlanarak bilgisayar ağlarının oluşturulduğunu da biliyoruz. Birden fazla bilgisayar olması şart, bunları da biliyoruz. Kaynakların etkin, verimli bir şekilde paylaşılması sağlanıp bilgi akışını hızlandırarak verimli bir iletişim ortamı sağlanması da bilgisayar ağları için başlıca hedeflerden bir tanesi. İletişim ve sinyallere geldiğimizde sayısal iletişim. Şöyle demiştim. Şimdi mesela ben buraya A harfi ya da ne dedim? Buse, kendi ismimi yazdım. Aslında bu Buse yazılan kısım bilgisayar şöyle algılıyor. Bu harflerin bilgisayar dilinde ASCII kodları var. Şöyle ASCII kodları diyebilirim. Şu anda beynim kodunu hatırlamıyorum ama örneğin şöyle bir bahsedelim, tamam mı? 4, 6, 7, 8, bir tane fazla olmuş, bir tanesini silebiliriz. 8'lik bir karakter demeyeyim, diziden bahsediyorum. Bu Buse'yi, Buse'nin sadece B harfini karşılıyor. U harfi içinde farklı bir şey var. S harfi içinde, E harfi içinde, sonra bunları birleştirip, işlemci tabii, işlemci de burada yük fazla, algılaması var. İkilik tabanda, bakın burada da yazıyor. Sayısal iletişim ikilik tabanda kodlanmış. İkilik ne demek biliyor musunuz? Binary tabanda. Peki şöyle bir örnek vermek istiyorum. İlla ki kettle kullanmışsınızdır ya da dijital bir cihaz kullanmışsınızdır açıp kapatmanız için.
Bir su kaynatacaksınız, bir su ısıtıcınız var. Bu su ısıtıcı ya da şalterden örnek verelim, elektriği açıp kapatacaksınız. Elektriği açarken ya da kettle'ı açarken sizler şunu görmüşsünüzdür, 0 ve 1 vardır. 0 bunun kapalı, yani false, 1 bunun açık, yani true olduğunu gösterir. Belki dikkat etmişsinizdir. Belki ben bunu anlattıktan sonra dikkat edeceksinizdir. İkilik tabanda bunlar çalışır. Tamam mı? Ben zaten bunları anlatacağım. Şu anda başlangıç seviyesinde olduğunuz için çok güzel, sevindim. Bunlara bilmeniz yeterli. En azından kulak aşinalı olmanız benim için önemli. Şimdi iletime geldiğimizde paralel ve seri iletim var. Seri, paralel. Bunları belki fizik derslerinde de görmüşsünüzdür. Bir de sinyal var. Sinyal dediğimiz şöyle bir dalga olabilir. Şöyle bir sinüs dalgası da olabilir. Fark etmez. Sinyal dediğimiz işlenen bir şeydir. Bilgisayar alanında da sıkça kullanılan bir kavram. Fiziksel değişkenler durumu hakkında bilgi taşıyan, burası önemli, matematiksel olarak fonksiyon dediğimiz işlev biçimine gösterilen kavram. Belki dikkat etmişsinizdir. Belki ben bunu anlattıktan sonra dikkat edeceksinizdir. İkilik tabanda bunlar çalışır. Tamam mı? Ben zaten bunları anlatacağım. Şu anda başlangıç seviyesinde olduğunuz için çok güzel, sevindim. Bunlara bilmeniz yeterli. En azından kulak aşinalı olmanız benim için önemli. Şimdi iletime geldiğimizde paralel ve seri iletim var. Seri, paralel. Bunları belki fizik derslerinde de görmüşsünüzdür. Bir de sinyal var. Sinyal dediğimiz şöyle bir dalga olabilir. Şöyle bir sinüs dalgası da olabilir. Fark etmez. Sinyal dediğimiz işlenen bir şeydir. Bilgisayar alanında da sıkça kullanılan bir kavram. Fiziksel değişkenler durumu hakkında bilgi taşıyan, burası önemli, matematiksel olarak fonksiyon dediğimiz işlev biçimine gösterilen kavram. Çok mu teknik, pardon? Evet, çok teknik bir kavram. Sinyalin sadece ne işe yaradığını bilmeniz benim için. Şurada da gördüğünüz gibi, affedersiniz. Burada da bir saniye. Çok gittim galiba. Bakın dikkat ettiyseniz burada dalgaların yayıldığını görüyorsunuz. Aslında sinyallerin iletildiğini görüyorsunuz. İlla ki belki babanızdan ya da bir tanıdığınızdan ya da birisinden, cinsiyetçi davranmayalım, mutlaka duymuşsunuzdur. Televizyonda görüntü gelmediğinde derler ki sinyal çekmiyor. Ya da bu operatörlerde, hatlarda da mümkün olabilir. İlla ki duymuşsunuzdur. Ya da az önce de ilk derste bahsetmiştim. Rüzgarlardan dolayı, fiziki gürültülerden dolayı sinyallerde aksama olduğundan bahsetmiştim. Tabii ki bunun matematiksel anlamı çok fazla ama şu anda teknik açıdan ya bir kelimeyle bile aklınıza tutmanız benim için kafi arkadaşlar. Ağ iletişimi. Bilgi, iletişim kavramlarından bahsettim. Ben sizlerle şu anda nasıl iletişim kurabiliyorsam, ağlarda birbirleri üzerinden iletişim kurabilir, verileri ve kaynakları paylaşabilir. Bunu gayet iyi anladığınızı düşünüyorum ve şu an dijital çağda, özellikle pandemiden sonra bunlar en önemli kavramlardan bir tanesi olmuş durumdadır. Paralel iletişim ve seri iletişimden bahsedeceğiz. Bunu bir saniye, ne kadar kısım kaldı dersimizde? Çünkü bir 10 dakika kalmış olması lazım. Asinkron seri iletişim. Tamam, bence yetiştirebilirmişiz. Güzel. Devam ediyorum hocam. Ve 5-10 dakika belki uzatabilirim. Paralel iletişime gelince. Bakın az önce bahsettiğim 0 ve 1'leri yine sayfa güncellendi. Şöyle bir temizleyelim. Paralel iletişimde az önce de bahsettiğim 0 ve 1'leri görüyorsunuz, değil mi? Toplamda kaç tane burada 0 ve 1 var sizce? 7 tane bit var. Altında da yazıyor zaten. Bu 7 tane bit paralel olmasından dolayı göndericiden alıcıya aynı anda gönderiliyor. Bitti. Paralel iletişim budur. Paralel. Geometri, bir saniye.
Geometriyi illaki daha önce paralel açılar denk gelmiştir. Hatırlıyorsunuzdur. Geometri biliyorsunuzdur. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar paralel. Birbirine paralel 7 tane olması lazım. Okun alt alta geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bilgi paketi, burada sadece bir bitlik gönderimden bahsediyoruz. Sıfır gönderiliyor örneğin, bir gönderiliyor, bir gönderiliyor, sıfır gönderiliyor. Paralel bir şekilde al ve hazır komutları ile gönderilip alınabiliyor diyebilirim. Burada yazıyor, gönderilecek her bir bit için ayrı bir kablo bağlantısı bulunması paralel iletişimde önemli. Burada görüldüğü gibi paralel portlar var. Bunlar biraz detay, biraz daha donanım kısmına giriyor. Bizler de gireceğiz ancak şu an ilk hafta olduğu için çok fazla detay vermeyeceğim ve haftalar içerisinde bunlardan bahsedeceğim tekrar. Neydi? Tek bilmemiz gereken paralel bir iletişim söz konusu. Veriler gönderilirken buradaki her bir bit için ayrı bir kablo kullanılması söz konusu. Seri iletişimde ise bitler aynı hat üzerinden ardından da gönderiliyor. Şöyle bir anlayış. Bir hat. Bu bir hat. Daha sonra şurada bir ne olsun? Gönderici olsun. Burada bir alıcı olsun. Ben sıfırı, biri, biri, sıfırı toplamda 7 bit, 8 bit göndereceğim ya. Sırasıyla gönderiyorum. Sesim geliyor mu? İnternet bağlantım gitmiş olabilir. Kusura bakmayın. Üniversitenin ağındayım ama bilebiliyor böyle. Kusura bakmayın. Tamamdır. Şunu iletmiştim. En son duydunuz mu bilmiyorum. Seri iletimde tek seferde bir karakterin, bakın karakter, A karakterinden bahsediyorum. A karakterinin diyelim ki mesela 0101 diyelim. Sallıyorum. Yani örnek veriyorum, varsayıyorum. Bir tane biti, yani biri gönderiliyor. Bir. Yani biraz daha dolayısıyla yavaş. Paralel veri iletimi bilginin tüm bitlerini aynı anda gönderdiği için ise A'nın 0101'i aynı anda gönderildiği için seriye göre tabii ki daha hızlı. Bakın görüyorsunuz az önce de bizim burada da var. Kablo var. Kablo üzerinde karakterini diyor. Böyle gönderiyor. Önce bir gönderiyor. Daha sonra sıfırı. Daha sonra sıfırı. Tekrar ve sıfırı. Bu şekilde gönderiyor. Peş peşe gönderdiği için bir bit iletilmeden diğer bitin gönderilmesi mümkün değil. Asenkron ise elindeki cihazların saatlerinin olmaması söz konusu. Yurt dışıyla şu andaki saat farkını da örnek biraz daha realistik düşünmek gerekirse. Senkron iletişimde gerekli olan ortak saat için kablodan kurtulmak için seri iletişim çıkmıştır. Herhangi bir zamanda veri gönderilmesi sağlanabilir. Veri gönderilmediği zaman hat. Senkron seri iletişimden daha yavaştır. Evet bir kablo azalıyor, maliyet düşüyor aslında ama bu çok da olabilir. Her veri gönderilen veri bir anda bir karakter olacak şekilde hatta bırakılır. Bu line dediğimiz hatta karakterin başına başlangıç ve sonunda hata sezmeli bir bit eklenir. Başlangıç için başla biti sıfır, sonlandırmak için ise bir komutu ile biz bu iletişimi sağlarız. Benim bu haftalık anlatacaklarım bu kadardı. Ders ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa buraya da sizlerin de kullanabilmeniz için referansları koydum. Yine benimle iletişime geçmek isterseniz buradaki e-posta adresimden, kurumsal adresimden bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyleri anlık olarak yazabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Ya da ders için bekletip ders sırasında sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Dersi bitiriyorum o zaman. Kendinize iyi bakın.